Kazada kule mi yoksa pilot mu hatalı? İşte bunu anlamak için emekli kaptan pilot Necmi Ekici simülatörde o günkü hava ve pist şartlarında uçtu. Efendim, biz de son inançlı filmimiz 600 fit altında 37 mat seyirimiz rapor etti. Sizden önce iki trafiğimiz de pas geçti. Şey, anlaşıldı. Bakın, zorluk çekiyorum. Bütün kumandaları görüyorsunuz. Ne kadar sert ve kontroluma itaat etmiyor. Hava şartları, pist, rüzgarın hızı, iniş anı, yani her şey o günküyle aynı. Tam kumanda verdiğim halde hiçbir kumandaya itaat etmiyor. Yani kontrol sizden gitti. Kontrol benden çıktı. Efendim, biz de son inançlı filmimiz 600 fit altında 37 mat seyirimiz rapor etti. Sizden önce iki trafiğimiz de pas geçti. Şey, anlaşıldı. Üç kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin yaralandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki o uçak kazasında suç pilotlarda mı yoksa kulede mi? O sorunun yanıtı henüz belli değil. Emekli kaptan pilot Necmi Ekici ise simülatörde o günkü şartlarda uçmaya çalıştı. Şimdi hava yağışlı, pis, ıslak ve ters rüzgar alıyor uçak şu anda. Tabii. Ters kuyruktan tabii bakın uçak bir türlü şeye gelmekte zorlanıyor. Devamlı surette rüzgar etkisi altında. Şartlar zor, rüzgar şiddetli. Simülatörde tıpkı kaza yapan uçak gibi zorlanmaya başladı. Piste geldik. Evet, gazımızı kestik. İndik. Fren yapmaya çalışıyoruz. Neden durmuyor? Pist su yastığına girdiğimiz için bakın kontrolünden çıktı. Kontrolü sağlamak neredeyse imkansız. Uçak nasıl kayıyor? Yani onu tutmaya çalışıyorum. Fren yapıyorum maksimum. Ve aynı son. Uçak pistten çıktı. Sürat şu anda 75 nata düştü. 70 nata düştü. Fakat hala gidiyor. Fren tesirsiz. Ve şu anda toprağa çıktık. Peki böyle bir acı son olmadan ne yapılmalıydı? Bu hava şartlarında tüm pilotların ama bildiğimiz yani duyduğumuz hava şartlarında inişten vazgeçmemesi lazım.